Vize ve finalde çıkabilecek sorular 25. Bu videomuzda lineer cebir dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Düz çizgi bunun determinant olduğunu gösteriyor. 3'ü 3 bir matrisin determinantı bize eksi 2 olarak verilmiş. Bu matrisin içinde ilk satır A1, A2, A3, B1, B2, B3 şeklinde ikinci satır, C1, C2, C3 şeklinde üçüncü satır verilmiş. Bu verilene göre aşağıdaki determinantların sonuçları bulunur. Aşağıda da determinantlar verilmiş bize. Bunların sonuçları soruluyor. Bu determinantların işlerine baktığımızda buradaki harflerle oluştuğunu görüyoruz. O zaman bu sorunun bir determinant özellikleriyle ilgili soru olduğu çok açık. A şıkkımızla başlayalım. Yapılan şeyleri bir inceleyelim. B1, B2, B3, 2A1, 2A2, 2A3, C1, C2, C3. C'lerle ilgili hiçbir şey yapılmamış. C'ler aynı. Fakat birinci satırla ikinci satırı yer değiştirmiş ve oluşan yeni ikinci satırda 2 ile çarpılmış. Bir matriste iki satır yer değiştirirse veya iki sütun yer değiştirirse determinantın işareti değişir. Determinantımız eksi 2 idi. Buradaki iki satırın yer değiştirmesinden dolayı determinanta bir eksi 1 çarpanı geldi. Çarpı eksi 1. Bu yer değiştirmeden geldi. Dahası bir matrisin bir satırı bir sayıyla çarpılırsa veya bir sütunu bir sayıyla çarpılırsa determinant da o sayıyla çarpılmak zorundadır. Buradaki bizim ikinci satırımız 2 ile çarpılmış. Bu nedenle bizim buradaki determinantımızın da 2 ile çarpılması gerekir. Eksi 1, birinci satırla ikinci satırın yer değiştirmesinden, çarpı 2, ikinci satırın 2 ile çarpılmasından geldi. Bunları çarptığımız zaman buradaki determinantın sonucunun 4 olduğunu bulalım. Şimdi B şıkkına gelelim. Burada A1, A2, A3 ilk satır olduğu gibi duruyor. Tamam. İkinci satırda neler yapılmış? B1, B2, B3'ü görüyoruz olduğu gibi. Eksi A1, eksi A2, eksi A3. Birinci satır eksi ile çarpılmış ve ikinci satıra eklenmiş. Satır 2 yapılmış. Birinci satırı eksi ile çarpıp ikinci satıra eklemişiz. Determinantta bir satırın bir sayı ile çarpılıp diğerine eklenmesi veya direkt eklenmesi veya çıkartılmasıyla determinant değişmez. Buradaki birinci satırın eksi ile çarpılıp ikinci satıra eklenmesi determinanta hiçbir etkide bulunmadı. Şu an determinantımızda değişiklik yok. Üçüncü satıra bakarsak ne olduğunu C1, C2, C3'ü görüyoruz. 2A1, 2A2, 2A burası A3 olacak. Onu yanlış yazmışım. Düzeltelim. 2A1, 2A2, 2A3. Şimdi burada yapılmış olan şey ilk satır 2 ile çarpılmış, üçüncü satıra eklenmiş. 2 satır 1 artı satır 3 yeni satır 3'ümüz olmuş. Bu da yeni satır 2'miz. Birinci satır 2 ile çarpılıp 3. satıra eklenmiş. Bu determinanta hiçbir değişiklik yapmıyor. Bir satırın bir şey ile çarpılıp diğer bir satıra eklenmesi, çıkartılması, bunlar determinantta değişiklik yapmaz. Buradaki determinantın sonucu bu determinantın sonucuyla aynıdır. Eksi 2. Bu sorumuzu bu şekilde burada bitiriyoruz.